797. haftamızda 29 yıldır failleri cezasızlıkla korunan Vedat Aydın dosyasıyla kamuoyunun karşısındayız. Vedat Aydın, 5 Temmuz 1991 tarihinde kendilerini polis olarak tanıtan silahlı, telsizli kişiler tarafından evinden gözaltına alındı. Vedat Aydın'ın ağır işkence izleri taşıyan bedenini 10 Temmuz 1991 tarihinde kimliği meçhul kişi olarak defnedildiği maden mezarlığında ulaşıldı. Şimdi Aydın ailesi adına Vedat Aydın'ın oğlu Felat Aydın seslenecek. Önceki May sal hazar nefsin notu yeki de kesin kuşkart gotun polis hatem deri kıstın o gotun ifade ki başkan he emiyi hatta ki emniyet edin o mi berdin. Demi kabın var çene bu babi mi çu u hov vegar ya hafte mi he cenazevi bu hatu işkence kirin isarraya madena Elazığ'a geri dayı hap gittin. Behe mi heci ve beşler bu nesil hazar zedetir kes cenaze hap defin kirin. Vakti ki cenaze hat defin kirin, ki kitle meşiya ser Suriyen Diyarbakır, kitle hat güle baran kirin. Bir daha kes ev roji şehit ketin. Ev biz du neh sare, diser bu yere derbas biye, lev tu havayı, tu peşveşin çene biye. Ne kes hat gittin, ne kes hat darbet kirin, o neci sistem ev bu yer tabul kir. Emci dibeşin jura avul de, MPV dozene o hatta ki ki ev bu yer o bu yeri bire havayı zelan evin MPV dozevin o me tek hoşuna ve her devamlık. Vedat Aydın'ın avukatlarından Eren Keskin seslenecek. Vedat Aydın, Vedat abiyi 1990'ların başından itibaren tanıyorum. Ve çok yakın olduğum bir insandı. Hem abimdi hem de ben onun avukatlığını yaptım. Vedat abi 1990 İhale Kongresi'nde o güne dek hiçbir kongrede Kürtçe konuşma cesareti gösterilmemişti. Kürtçe konuştu ve ardından hemen tutuklandı. Cezaevinde bir aydan fazla kaldı. Sonra hakkında açılan davada yine Kürtçe konuşmaya devam etti ve bu mücadele sonrasında da Kürtçeyi yasaklayan yasayı kaldırmak zorunda kaldılar. Ama biz o zaman Vedat abi için ona yönelik son derece kötü olabilecek kararlar alınmış olduğunu düşünebiliyorduk aslında. Ve bir 5 Temmuz 1991 günüydü. Biz ihadede toplantı halindeydik ve Vedat abinin gözaltına alındığı bilgisi geldi. Tabii ki hepimiz çok endişeliydik. İki gün kayıptı, hiçbir haber alınamadı. Ancak 7 Temmuz günü, o günü hiç unutmuyorum, ofisime geldiğimde bir not gördüm. Sanki Vedat Aydın bulundu diye o kadar birden mutlu oldum ki, ama meğer arkadaşımın aldığı notta orada Vedat Aydın'ın cenazesi bulundu yazıyormuş. Daha sonra sorgulama aşamasında, eşinin sorgulaması aşamasında yanında bulunduk hep birlikte avukatları olarak. O zaman Hüseyin Koca da vardı, Susurluk'ta yaşamını yitiren polislerden. Hüseyin Kocadağ'ın soruşturmayı nasıl etkilemeye çalıştığını bizzat gördük. Ve Vedat abinin cinayeti de ve bu cinayet demek de değil, korkunç bir şekilde çünkü işkence edilerek öldürüldü. O da diğer fail meçhul kontrgerilla cinayetleri gibi sonuçsuz kaldı. Vedat abiyle son telefon konuşmamızda bir işkenceyle öldürülmüş birinin cenazesini getirmişlerdi morga ve bana şu en son sözü şuydu: anacığım, biz borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Bu insanlara borcumuzu nasıl ödeyeceğiz demişti. Şimdi biz de ona karşı borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. 797. haftamızın basın açıklamasını Cumartesi insanlarından Meryem Göktepe okuyacak. Gözaltında kaybedilişinin 29. yılında Vedat Aydın'ı unutmadık. 797 haftadır gözaltında kaybetme uluslararası hukuk kapsamında suç olarak tanınmaktadır. Dolayısıyla devlet yetkilileri, failleri ve suçu iştirak edenleri soruşturmak, dava etmek ve cezalandırmakla mükelleftir diyoruz.
Devleti yönetenler cezasızlığı ve suçun tekrarlanmasını engellemek için etkin soruşturma yapılması talebimize kulaklarını tıkadığı için kayıplarımızın dosyaları cezasız bırakılmaya devam ediyor. 797. haftamızda 29 yıldır failleri cezasızlıkla korunan Vedat Aydın dosyası ile kamuoyunun karşısındayız. 38 yaşındaki 3 çocuk babası Vedat Aydın, Halkın Emek Partisi Diyarbakır İl Başkanı'ydı. 5 Temmuz 1991 gecesi kendilerini siyasi şube polisleri olarak tanıtan silahlı, telsizli kişiler tarafından ifade vermek için emniyete götürülmek üzere denilerek evinden gözaltına alındı. Gözaltına alınmasının hemen ardından Aydın'ın avukatı Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Ancak kendisine Vedat Aydın'ın emniyette olmadığı söylendi. Ertesi sabah Aydın'ın eşi ve avukatı Diyarbakır'daki ilgili tüm idari, adli ve askeri makamlara başvurdu. Ancak yetkililer bilgimiz yok dedi. Bir gazeteci 7 Temmuz 1991 tarihinde Ergani Maden Yolu üzerinde bulunan bir erkek bedeninin maden mezarlığına defnedildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine aile ile ilgili savcılığa başvurdu. Söz konusu mezar açıldı ve ağır işkence izleri taşıyan bedenin kimliği meçhul kişi olarak defnedilen Vedat Aydın'a ait olduğu açığa çıktı. Aydın'ın bedeni 10 Temmuz 1991 günü ailesi tarafından teslim alındı. Aynı gün yapılan cenaze törenine on binlerce insan katıldı. Törene katılanların üzerine açılan ateş sonucunda çok sayıda insan öldürüldü. Yüzlerce insan da yaralandı. Emniyette ifade veren Şükran Aydın, eşini gözaltına alanların eşkal bilgilerini detaylı bir biçimde verdi ve bu bilgilere kişilerin robot resimleri çizildi. İfadesinde eşimi devlet öldürdü diyen Şükran Aydın, bu ifadesini çekmesi için tehdit edildi. Onlarca kez evi basıldı, gözaltına alındı. 5 yıl boyunca evinin önünde beyaz toros bekletildi. JITEM mensubu Abdülkadir Aygan'ın soruşturma dosyasına alınan ifadesinde ve JITEM mensubu Murat İpek'in basına yaptığı açıklamalarda Vedat Aydın'ın katledilmesinin JITEM komutanı Cem Ersever ve ekibi tarafından Diyarbakır Alay Komutanı İsmet Yedi Yıldız'ın bilgisi dahilinde gerçekleştiği yer aldı. Vedat Aydın'ı gözaltına alan, sorgulayan ve infaz eden kişileri isim isim açıkladı. Dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Hanife Avcı hem yazdığı Haliç'teki Simonlar isimli kitabında hem de mahkemeye verdiği ifadede Vedat Aydın'ın JITEM tarafından öldürüldüğünü söyledi. Avcı kitabında kaçırılan Vedat Aydın'ın da içinde olduğu 3 aracın rahatça seyredebilmesi için yol güzergahındaki trafik kontrol polislerinin sahte kaza ihbarı yapılarak ters yöne gönderildiğini yazdı. Bu talimatın Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Harekat Merkezi'nden geldiğini öğrendiğinde de olayın artık kimin tarafından gerçekleştirildiğini net olarak anladığını belirtti. Ancak bugüne kadar dosyada etkili, tarafsız ve bağımsız bir soruşturma yürütülmedi. Devlet, 29 yıldır Vedat Aydın'ın gözaltında kaybedilmesiyle ilgili hakikatin açığa çıkarılması ve adaletin sağlanması görevini yerine getirmedi. 797. haftamızda bir kez daha siyasi ve adli makamlara sesleniyoruz. Vedat Aydın dosyasında inkara ve cezasızlığa son verin. Hemen şimdi hukuku işletin, bilinen failleri ve sorumluları yargılama ve cezalandırma görevinizi yerine getirin. Vedat Aydın için, tüm kayıplarımız için adalet istiyor. İstemekten vazgeçmeyeceğiz. 98 haftadır hukuksuz bir biçimde bize kapatılan kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Salgın nedeniyle bir süre daha hakikat ve adalet talebimizi her cumartesi saat 12'de sosyal medya hesabımız üzerinden kamuoyuna ulaştırmaya devam edeceğiz. Sizleri de açıklamalarımızı ve taleplerimizi sosyal medyadan yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.